KP voley'e hoş geldiniz. Olimpiyat heyecanlı başladı. Ben Burcu Biçer, Mehmet Sevinç ile beraber olimpiyat sürecinde voleybol konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Başladı olimpiyat. İlk Gülüyoruz. maçta Hollanda'yı 3-2 mağlup ettik. Çok Gerçekten zorlu bir maçtı. İlk setle başlayalım istiyorsanız. Hollanda'yı bir değerlendirelim. Türkiye'nin maçını değerlendirelim. Nasıl bir maç oldu? Şimdi beklediğimizden daha zor geçtiğini söyleyebiliriz. Kesinlikle biz bu kadar hem uzun soluklu maç beklemiyorduk. Hem de bu kadar zorlanacağımız alacağımızı tahmin etmemiştik. Zannediyorum oyuncularımız da bunu tahmin etmediler. Meliha'nın açıklamalarından ben bu sonucu çıkardım. Çünkü bu kadar uzun süreceğini beklemiyorduk dedi Meliha Diken. Açıkçası bizler de beklemiyorduk. 2-0 geriye düşmeyi de beklemiyorduk. Biz bugün özellikle maçın başı itibariyle iyi servis karşılayamadık. En büyük problemi burada yaşadık. Servis karşılayamadığımız için hücum organizasyonumuzda oldukça düştü hücum edemeyince de çok fazla blok yedik özellikle ilk iki sette çok bariz bir blok üstünlüğü kurdular bize ve maçın geneline baktığımızda bu üstünlükleri de devam etti 15'e 8 blok üstünlüğü vardı bu bizim servis karşılayamamamızdan kaynaklanıyor çünkü servis karşılamak demek aynı zamanda iyi hücum etmeniz de sizin elinizi güçlendiren bir etken ama biz servis karşılayamadığımız için hücumu da yapamadık Vargas'a baktığımızda özellikle ilk iki sette kendi standartlarının oldukça altında kalan yüzdesi kendi standartlarının yine altında kalan bir Vargas vardı aynı şekilde Ebrar kendi standartlarının altında bir oyun oynadı. Koç'un anlık müdahaleleri vardı. İlk iki sette cevap alamadık. İşte İlkin girdi, pasör değişikliğine gittik, Derya girdi ama Kötü gidişe dur diyemedik ta ki 3. sette ideal yani bu maç için en azından ideal 6'yı bulana kadar. İlk 2 sette özellikle zorladığımız oyuna gelemediğimiz zaman oldu ama maç sonuna bir kısaca değineceğim. Çünkü Hı -hı. kaptandan konuşmak istiyorum. Eda kaptan dedi ki bu kadar kötü voleybola rağmen sağlam kalıp bu maçı kazanmak bizim ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyor. Aslında olimpiyat boyunca da öncesi süreçte de bu mantalite de olmak çok önemli diye düşünüyorum. Maça gelene kadar olan biteni de dahil ederek siz nasıl yorumluyorsunuz? Ya her zaman e, geçerli bir argüman bu. Yani kötü oynarken de kazanmayı bilmek özellikle böylesi kısa turnuvalarda son derece önemli. Biz bugün iyi oynamadık. Hı hı. Bunun altını çizelim. İyi bir voleybol ortaya koyamadık. Kendi standardımıza çıkamadık bir türlü. Yani maçı kazanmış olsak bile kendi standardımızın altında kalarak bu maçı kazandık. Burada kaptanın dediği son derece doğru. Bir karakter ortaya koyduk. Bırakmadık son topa kadar mücadele ettik. Kötü oynarken de kazanmak son derece önemlidir. E, i̇lerleyen günlerde ben daha iyi oynayacağımızı şahsen düşünüyorum. Dominik Cumhuriyeti mücadelesiyle birlikte vites artıracağız diye düşünüyorum. Bizim en büyük handikapımız hazırlık maçı oynayamamaktı. Ritim bulamadık. Mesela Meliha 3 aydır maç yapmıyordu. İlk kez maç yaptı ve arada hiçbir hazırlık maçı oynamadan hatta çok uzun sürede antrenman yapmadan geldi olimpiyat oyunlarına. Sadece son bölümde milli takımla birlikte çalışma fırsatı buldu. Bazı handikaplarımız vardı, sakatlarımız vardı. Sakatlardan biri zaten dışarıda Zehra Güneş. Onun eksikliğini hissettiğimiz evet, zaman zaman soracaktım. böylesi birçok handikapın bir araya geldiği bir mücadele de kazanmak her şeyden önemlisi. Bence kazanarak başlamak her şeyden önemliydi. Burada tabii ki kaybedebilirdik de dördüncü sette şans da bizim yanımızdaydı. 17ye kadar getirmişti çünkü Hollanda. Oradan maçı çevirmek. Geçen seneki Avrupa Şampiyonası'nı hatırlattı bana. Orada da evet. bu tarz geri dönüşleri yapmıştık. Ama buralara oynamayı öğrendik. Alışkanlık haline getirdik. Son taba kadar mücadele ediyoruz. Sadece ikinci sette biraz yüzler düştü. İşler iyi gitmeyince. Ama yine de takım ayakta kaldı. Bu önemliydi bence. Ama o yüzlerin de düşmemesi lazım. Evet. Yani e, o evet zorlandığımız rakibe de hissettirmememiz lazım. İşlerin iyi gitmediğini rakibe hissettirmemek lazım. Hep pozitif kalmak önemli diye düşünüyorum. Pasörlere değinmek istiyorum. Hı -hı. Elif ve Cansu'da pasları çok yüksekten aldığı gibi bir izlenime kapıldım. E, sizin yorumunuzu da merak ed ediyorum. Çünkü ben birazcık bir takımda pasör, pasör krizi yaşadığımızı düşünüyorum uzun zamandır. Cansu da aslında VNL'de çok fazla antrenman yapamadı bence. Nasıl bir yol izlenebilir pasörler açısından? Şimdi ilk e, günah keçisi her zaman pasörler oluyor voleybolda. <laughs> Bugünkü mücadele içinde aslında geçerli bir argüman diyebiliriz ama ben mesela Cansu çıktı ilk sette işlere gitmediği zaman Elif girdi ama Cansu'da değildi problem. <laughs> yani Cansu'luk bir durum yoktu ama orada bir müdahale gerekiyordu. Orada ilk müdahaleyi pasör pozisyonunda yaptı Santarelli. Ama Cansu kötü mü oynadı? Bence kötü oynamadı kesinlikle. Elif oyuna girdikten sonra onun da bazı e, pas hatalarını açıkçası gördük. Fileye yakın toplar, antene fazla uzayan Eda'nın örneğin tek ayağında, antene fazla uzayan bir top vardı. Bazı dengesiz paslarını da gördük Elif'in. Ama ben bugün Cansu'nun performansını konuşacak olursak Cansu'nun performansının iyi olduğunu şahsen düşünüyorum ama müdahale gerektiğinde ilk koçların aklına her zaman pasörler gelir. Çok fazla da değiştirmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü pasörün değişikliği oyun ritmini de değiştiriyor. Sizin paslarınızın yüksekliğini de değiştiriyor. Hızını da değiştiriyor. Takımınızın hücum ritmi tamamen değişiyor. Bu yüzden çok fazla değiştirmek e, koçların da tercihi değildir açıkçası. Ama bugün ihtiyaç vardı buna ve e, koç bu yönde değişiklikler yaptı. Daha sonrası maçörlerini de değiştirdi. Orta oyuncu değişikliğine e, gitmedik zaten. Orada biliyorsun bir e, handikapımız var. Zehra'nın sakatlığından dolayı. Orta pozisyonunda da çok fazla aslında Hollanda ortadan oynayan bir takım değil ama bizim Aslı'nın boy dezavantajından faydalanmak için zaman zaman orta ucumlarında da etkili olduklarını gördük. Ortaya da top attılar. Ön kısalarda kullandılar. Yükseklikleriyle Aslı'yı geçmeye çalıştılar. Bunları da gördük. Hollanda bize çok iyi çalışmış. Vargas'ın özellikle hücumlarına çok iyi çalışmışlar. Vargas'ın hücumlarından ve sonra savunmadan çıkan topların direkt olarak pasöre gittiğini, pasörün rahat oyun kurduğunu gördük. İlk iki set özellikle e bunları da gördük. İyi servis attılar, risk aldılar. Biz servis karşılayamadık. Problemler genel hatlarıyla bunlardı. Yani biz iyi servis karşıladığımız bir günde olsaydık ben iki set kaybedeceğimizi şahsen düşünmüyorum Hollanda'ya karşı. Artı biz iyi servis de atamadık. Yani biz e, normalde besledik bir mücadelede 4 ace'den fazlasını atan bir takımız. Ve e, ace hadi bulamasak bile rakibi zor duruma düşüren bir takımız. Bugün onları da yapamadık. Hollanda aslında çok iyi manşetçiler olan bir takım olmamasına rağmen iyi manşet getirdiler servislerimize. Santarelli yine çok kritik bir noktada çok doğru bir uyarı yaptı. Drop servis istedi. Tam o noktada da Birçok oyuncumuz bunu başaramadı ama Aslı Kalaç mesela drop a Servis de buldu. Yani koçun müdahaleleri, yani Santarelli için e, bu mücadelede bence söyleyecek herhangi bir şey yok. Santarelli çok yerinde müdahaleler, çok yerinde uyarılar yaptı. Modalar, zamanlaması çok iyiydi. Değişiklikler çok çok iyiydi. E, maçı bir şekilde çevirmeye başardık. Ama yeterli Mete Oyun geri kalanı için bu oyun yetersiz. Smaçörlere geçelim. Hande Baladın'ın sakatlıktan sonraki ilk maçıydı. Nasıl değerlendirirsin sen değil? Şüphelerimiz vardı. Hande ve İlkin konusunda yani %100 hazırlar mı, oynayabilecekler mi? İlk altıda görünce ben açıkçası çok sevindim. E, çünkü Hande kurçun da söylediği üzere takımın dengeleyici unsuru özellikle Vargas ve Ebrar sahadaysa. E, ben e, Hande'yi iyi buldum. Sakatlıktan iyi dönmüş. Çok kritik yerlerde top öldürdü. Özellikle maçın son bölümlerinde. Onun da e, çok çok önemli noktalarda sayıları vardı. Bize bir enerji getiriyor Hande. Savunması e, olsun, hücumu olsun. Yani hem savunma hem hücum dengesini e, sağlayan oyunculardan birim. Hande'nin bu formu beni sevindirdi. Çünkü sakatlığının durumu Net değildi. E, i̇lkin oyuna girdi. İlkinin de sakatlığı üzerinde bazı e, soru işaretleri vardı. %100 hazır mı değil mi? İlk maç oynayabilir mi? Oynayamaz mı? gibi. Oynayabilecek durumdaki sahaya sürüldü. Bu da sevindirici noktalardan biri. Belki top öldüremedi ama aldığı paslarda da e, problem olduğunu söyleyelim. smaçör pozisyonunda Ebrar'dan verim alamadık ama pasör çaprazına geçtiğinde Ebrar'ın da çok verimli olduğunu ve son iki sette özellikle 7 sayılık bir katkı yaptığını toplam 10 sayıyla maçı bitirdi zaten. Son iki sette ki son setinde kısa bir set olduğunu öngörürsek iyi bir performansı vardı. Pasör çaprazında özellikle ikiden öldürdüğü toplarda. Bu açıdan baktığımızda oradaki müdahalenin de yine son derece yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Milletler Ligi'nde hatırlayacaksın. Koç ne yapıyordu? Vargas'ın alternatif olarak değişikliklerde Derya'yı kullanıyordu pasör çaprazı olarak Ebrar'ın yerine. Yani Ebrar genelde ilk tercih olmuyordu ama çok şey denedi koç. Yani maçı çevirebilmek için her şeyi denedi. Bence tam not aldı Santarelli koçluk bazında. Meliha Hande çok dengeleyici bir unsur oldu. Bizim en büyük problemimiz servis karşılamaydı. Bu iki oyuncu da sahada olunca e, bizim servis karşılama yüzdemiz arttı. Hücuma da bu yansıdı. E, Vargas performansını arttırdı. Pasörlere e, daha iyi toplar gelmeye başladı. Bence arıya arıya maç içinde doğru altıyı son 3 sette buldu Santarelli. Evren maç sonunda da e, smaçör olarak iyi bir performans sergileyemedim ama... Kasör çaprazı olarak katkı verebildim en azından dedi. Hı hı. Öz eleştiriye çok açık bir oyuncu. Gerçekten çok hoşuma gitti benim. E, tabii ki yani o da görüyor kendi performansını. Evet. smaçör olarak oynadığında gerçekten zorlandı. Ama çapraza geçtiğindeki daha alışkın olduğu bir pozisyon. Bütün sezon kendi kulüp takımında çapraz oynamış bir oyuncu. Çapraza geçtiğinde daha verimli oldu. Diğer smaçörlerimiz de kendi görevlerini yapınca maç bizim lehimize döndü. Ama şu da bir gerçek. Maçı kazandık ama maçın hiçbir bölümünde oyunun hakimi biz değildik. Yani o hakimiyeti bir türlü sağlayamadık. Son seti de biliyorsun 15-13 kazandık. Son set de kafa kafaya giden bir set oldu. Küçük detaylar son bölümde galibi belirledi. Biz tecrübemizle ve kalitemizle kazandık. Evet. Meliha'yı aslında konuşmak istiyorum biraz. Katkısı ne oldu? Çünkü olimpiyata gelmeden önce birazcık tartışmaya sebep olmuştu. O da maç sonunda dedi ki olimpiyatta olmaktan çok mutluyum diye hmm. bir açıklama yaptı. Bence birazcık ona ihtiyacı olduğunu takımın gösterdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Milletler Ligi'nde bizim eleştirdiğimiz konu Milletler Ligi'nde de kadroda olması gerekiyordu Melih Yani Milletler Ligi'nde e, hiçbir ayakta o Melih'i kullanmayınca biz dedik ki hocanın kafasında demek ki Melih yok bu sonuca vardık. Ama daha sonra sakatlıklar, işte form durumları vesaire konuları devreye girince Melih e, kadroya dahil edildi ki olması gerekiyordu zaten bence. Çünkü Melih da Hande gibi Önemli bir dengeleyici takım içinde. Hem Fenerbahçe'de bunu görüyoruz, hem milli takımda bunu görüyoruz. Tam bir görev oyuncusu. Hele hele tek liberoya düştüğümüz e, olimpiyat oyunlarında e, bizim Meliha gibi, Hande gibi oyunculara ihtiyacımız var. Bu noktada bence görevini yaptı. 3 ay maç oynamamış bir oyuncu için e, bence iyi bir performans sergiledi. Hatta bu 3 ayın 2 e, ayında antrenman bile yapmamış bir oyuncudan bahsediyoruz sadece Takımla son bir ayda çalışma fırsatı buldu ve bugün kendisine verilen görevi de en iyi şekilde yaptı. Derya Cebecioğlu'nu konuşalım. Kısa bir zaman aldı ama nasıldı? Verimli oldu. O kısa zaman diliminde de verimli oldu. Özellikle hücumda son derece verimli bir Derya Cebecioğlu izlediğimizi düşünüyorum. Ama şu kadro yapısında Ebrar özellikle sahadayken, diğer smaçörün dengeleyici bir smaçör olması lazım. Yani Hande ya da Meliha olması lazım. Bugün mesela o işi son 3 sette ikisi beraber yaptı. Yani hem Meliha hem Hande'yi sahada gördük. Burada Vargas ve Ebrera biraz daha fazla yük bindi ama Hande'nin de bitiriciliği hücumdaki top öldürme yüzdesinin yine iyi olduğunu söyleyebiliriz. 12 sayılı oynadı o da. Takımın skorer oyuncularından biri. Çift haneleri gören oyuncularından biri oldu. Derya Cimecoğlu çok fazla süre alamadı. Çünkü oyun tarzına baktığımızda Vargas ve veya Derya. Veya Vargas Derya varsa bir tane dengeleyici Hande veya Meliha olması gerekiyor. Bizim oyun sistemimizde. E çok fazla süre alamadı ama aldığı anlarda da bence e, hücum anlamında özellikle iyi işler yaptı. Aslı Kalaç'tan da bahsedeyim. Çünkü dördüncü sette bir servis attı ve bence oyun oradan sonra dönmeye i̇şte başladı. Santorelli'nin az önce söylediğimiz hı hı. o drop servis atalım dediği noktada iyisi tamam. buldu. Evet. Çok evet. kritik bir bence maçın dönüm noktalarından biriydi. Evet. Şimdi Santorelli'nin bir açıklaması var. E, kadro tercihiyle ilgili. Bir hı hı. E, Bence bu tartışmalar çok saçma. İnsanlar bu takım için en iyisini istiyorsa doğru şey bu şekilde saldırmak değil. Benim düşüncem bu. İsteyen istediğini söyleyebilir. Şanslıyım ki sosyal medyada yazılanlara bakmıyorum dedi. Birazcık bu kadro tercihiyle ilgili olarak konuşalım isterseniz. Yani Sayın Başkan da konuştu Akif Üstün'de. Santrali de maç sonunda kendisine yöneltilen soru karşılığında bu cevabı verdi. Demek ki böylesinin milli takım için daha iyi olduğunu düşündüler ki bu kararı verdiler. Yani ben daha önce işte sosyal medyadan da açıkladım yaşananları. Biz oraya 14 oyuncu ile gittik. 14 oyuncu ile gitmek şu demek: bizim artı bir oyuncumuz. Yani ilkinin kadroya her an girebileceği yerini bütün takıma zaten verdi oraya 14 kişiyle giderken. Daniele Santarelli ve son günde de ilkin kadroya dahil oldu. Bir kişinin de çıkması gerekiyordu. E, bu kişi de Tuğba oldu. Kimse Tuğba'nın yerinde olmak istemez yüzde yüz. Çünkü Tuğba e, iyi oyuncularımızdan biri. E, olimpiyat son derece önemli her sporcu için. Onun için de önemli. Hayalleri vardı. Bu hayaller gerçekleşmedi. E, kendisi açısından baktığımızda üzücü. Ama hem Federasyon hem Santarelli milli takım için e, ilkinin yer almasını daha uygun gördüler ki böylesi bir karar verdiler buna da saygı durumu duymak zorundayız Tabi biraz iletişimde problem oldu mu oldu bu açıklanabilir miydi açıklanabilirdi nedenleriyle ama bir açıklama geldi ama geç geldi diye düşünüyorum keşke daha erken bir açıklama olsaydı bu da iyi olabilirdi böyle karar verilmiş koç'un da dediği gibi artık bu noktadan sonra yapmamız gereken tek şey milli takıma destek vermek. Ee, bu konuları sürekli olarak gündeme getirmenin takımımıza hiçbir faydası yok. Evet. Maçın en kritik anı sizce hangisiydi? Maçın en kritik anı Aslı'nın attığı ace'ti bence. Evet. Yani 20-17'de bütün ibre Hollanda'ya dönmüştü 4. sette. 3-1'e doğru gidiyordu mücadele. Oradaki o kritik ace bence e, maçın kilit noktalarından biri oldu. Önümüzde Dominik maçı var. Ee, İtalya-Dominik maçını nasıl buldunuz? İlk önce onu bir değerlendirelim. Sonra da bizim takımı nasıl bir maç bekliyor? Ne yapmalı bu maç için? Yani Dominik bir kere psikolojik olarak maçtan hiç düşmeyen bir takım. Maçın başından sonuna kadar aynı oyunu, aynı ritimle, aynı heyecanla oynayan bir e, ekolden geliyorlar. E, yaşadıkları toprakların aslında onları verdiği özellik bu. İşte Karayipler eğlenmeye bakıyorlar işlerinde bile eğlence arıyorlar. Sporda da böyle. E, bu açıdan rahatlar. E, çok fazla kaybedilecek bir şeyleri yok. Bu yüzden baktığımda ben e, Domini'nin tehlikeli takımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Yani bizi zaman zaman zorlukta çıkardılar geçmişe baktığımızda. Bu sene onları mağlup ettik ama e, geçmiş yıllarda da e, onlardan aldığımız yenilgiler var. Dolayısıyla e, burada dikkat etmemiz gereken nokta Domini'nin çok yüksek bir takım olması ve çok güçlü bir takım olması. Yani eğer biz yine servis karşılayamazsak Hollanda mücadelesindeki gibi bir manşet problemi yaşarsak yine sıkıntılı bir maç bizi bekler. Ama biz manşet problemini çözersek ve bugün atamadığımız servisleri Dominik Cumhuriyeti mücadelesinde atmayı başarırsak işte o zaman maç bizim için Hollanda maçından çok daha kolay olur diye düşünüyorum açıkçası. Dikkat etmemiz gereken konu rakibin çok fazla risk alarak oynuyor olması. Yani... Korkmuyorlar, hata yapmaktan çekinmiyorlar. Serviste de, hücumda da risk alan bir takım. Çok hata yapıyorlar mı? E, yapıyorlar. Biz o oy, topu oyunda tuttuğumuz müddetçe bence galibiyete yakın olan taraf olacağız ve bu nedenle e, panik yapmamamız ve eğer topu öldüremiyorsak da e, blok yemektense yüksek blokları olacak çünkü blok yemektense topu rakip tarafa atmak ve orada. İyi bir savunma kurgusuyla topu yeniden beklemek bir strateji olacaktır bizim için diye düşünüyorum. Çünkü hata yapacaklardır. Benim sorularım bitti hocam. Ağzınıza sağlık. İyi bir olimpiyat süreci olsun diyorum. Evet Sultanlar'da madalya bekliyoruz. Diğer sporcularımızdan da tabii ki madalyalar bekliyoruz. İlk madalyamızı garantiledik atıcılıkta. Zaten devamı gelsin. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve yayını beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın.